Türkiye'de başlayan bu savaşın ne için ve kim tarafından başlatıldığını bütün dünya çok iyi biliyor. 7 Haziran seçimlerinde artık Türkiye'de siyasi rejim tarihte ilk defa demokratik bir karaktere bürünebileceği bir noktaya gelmişti. Türkiye'de ilk defa barışın demokrasiyle kazanılacağı bir noktaya gelmiştir. Ama bunlar ışıktan korkuyorlar. Ama bunlar demokrasiden, demokrasi umudundan ve dinamiğinden korkuyorlar. Yıllar boyunca Türkiye'de siyasi yönetimi, rejimi savaşla, faşizan yöntemlerle, baskıyla, otoriteyle ayakta tutanlar, ayakta tuttuklarını sananlar bugün Türkiye toplumunun 7 Haziran seçimlerinden itibaren kendi ayakları üzerinde durabileceklerini gördüler. İşte onlar karşılarında kendi ayakları üzerinde durabilen bir halk istemiyorlar. Onlar karşılarında diz çökmüş bir halk istiyorlar. Halk ne zaman ki çöktüğü yerden belini doğrultup kalktı, kendi ayakları üzerinde durdu, işte o zaman bu halktan korktular. Yabancı ülkeden, devletten bir işgal girişimi mi başlatıldı bu süre içerisinde? Hayır, böyle bir şey de olmadı. Komşusunun toprağına göz koyan, komşu devletlerin, ülkelerin iç işlerine müdahale eden Türkiye'deki siyasi iktidar. Kimse bizim komşularımızdan, komşu ülkelerden, devletlerden kimse Türkiye topraklarına bir işgal başlatmış değil. Türkiye'de Türkiye siyasi iktidarın yaptığı gibi, Suriye'de yaptığı gibi, Rojava'da yaptığı gibi çetelerle, terör örgütleriyle işbirliği yapmış değil. Ama bugün sanki bu halkın evlatlarına, Kürt halkının evlatlarına, işgalci bir ordunun askerlerine saldırır gibi saldıran bir siyasi iktidar var karşımızda. Bu zulüm unutulur mu? Bu hakaret unutulur mu? Yok sayılır mı? İşte Van'ın bunu asla unutmaması lazım. Bu yurdun, bu toprakların öz çocuklarına, bizim 8 yaşındaki çocuklarımıza ölü bedeni 3 gün buzdolabında bekletilen kokmasın diye, 10 yaşındaki çocuklarımıza cenazelerine, cesetlerine işkence edilen, panzerlerin arkasında sürüklenen gençlerimize, kardeşlerimize yapılan bu zulmü, bu alçaklığı bu halk asla ve asla unutmayacak. Unutmayacağız. Sadece Kürt halkının değil, kendisine birazcık insanım diyenin bu vahşeti asla ve asla sessiz kalmaması gerekiyor. Bu vahşeti sergileyenlere ve uygulayanlara demokratik tavrını ve direnişini göstermesi gerekiyor. Bugün zorla dayatılmış bir seçimde AKP hükümeti ve Tayyip Erdoğan gelecek Van'dan oy alacak, öyle mi? Van halkı 7 Haziran'da size nasıl asil, demokratik, kararlı, boyun eğmez bir şekilde cevabınızı verdiyse 1 Kasım'da da o cevabı alacaksınız. Yine tıka basa dolu para kasalarımız yok bu seçimlere girerken. Yine devletin sınırsız medya olanakları yok. Aksine sansür var, tehdit var. Özgür, objektif basın kuruluşlarının susturulması, sansürlenmesi var. Gazetecilerin pusuya düşürülüp kalleşçe hırpalanması, dövülmesi var. Yalan var. Gün ışığına çıkmamış, kimsenin aklına gelmeyecek yalanlar, provokatif haberler var. Dört bir yanda yalanlarla, haber kirliliğiyle gerçeklerin
üstünü örtmeye, karartmaya çalışanlar var. Bizim yine sokaklarda panzerlerimiz yok. Bakın ben dün Van'a adım attım. Beni Van girişinde girişi yolu kesmiş, panzerlerle kesmiş ve namlusunu benim konvoyumun üzerine doğrultmuş özel harekat timleri karşıladı. Sokaklarında, Van'ın ilçelerinde, köylerinde halkımızın yollarını kesenler tanklarla, panzerlerle, üzerimize doğrultulmuş namlularla bizim üzerimizde asla başaramadıkları ve başaramayacakları bir şey yaratmak isteyenler var. Neyi başaramadılar biliyor musunuz? Bizi hiçbir zaman tereddüte düşüremediler. Korkuyu zaten aştılar. Ama hiçbir zaman bizi tereddüte düşüremediler ve düşüremeyecekler.